Gazeteciler tüm dünya Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerine kilitlendi ve Başbakan Erdoğan o konuşmasında angajman kurallarının değiştiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan önce sınır ihlali yapılınca uyarı veriyordu. Bugünden itibaren uyarı yok, ateş var. Başbakan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları değişti cümlesi güne damgasını vurdu. Artık sınırdaki Suriye askeri hareketliliği çok daha yakından takip edilecek. Peki sürekli dillendirilen angajman kuralları ne demek? Uluslararası hukuk ve havacılık kurallarına göre bir uçak yabancı ülkenin hava sahasına girerse ilk adım olarak uyarı mekanizması devreye sokuluyor. Tüm dünyadaki radar istasyonları ve uçaklarda sabit ve sürekli açık olan UHF ve VHF bandındaki 121.5 ve 243 telsiz kanallarından uçağa çağrı yapılıyor. Kendini tanıtması istenen ve maksadının ne olduğu sorulan uçak uyarıya cevap vermezse çağrı bir kez daha tekrar ediliyor. Yabancı uçak hava sahasını ihlal etmeye devam ediyorsa en yakın hava üssünde nöbet bekleyen savaş uçaklarından bir kol havalanıyor. Önleme amaçlı uçuşta karşı uçak hava sahasını terk etmeye zorlanıyor. Gerekirse it dalaşına giriliyor. İhlal ısrarı devam ederse sadece uyarı atışı yapılıyor. O da hava aracının üzerine değil. Hava ihlali yapan uçağın tavırlarında düşmanlık sezilirse en son adım olarak silahlı müdahalede bulunuluyor. Suriye 1 Ocak'tan bu yana 5 kez Türk hava sahasını ihlal etti. Türkiye bu ihlallerle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadı. Ama bundan sonra bulunacak. Hatta askeri hedefler uyarılmaksızın vurulacak. Türkiye-Suriye sınırında sıcak bir yaz yaşanacak.